Bugün sizi çok anlamlı bir yere getirdim. 15 Temmuz hain darbe girişiminde maalesef birçok kişi burada şehit oldu. Bütün şehitler anısına ağaçlar dikmişler ve her ağacın altına o gece ölen şehitlerin isimlerini yazmışlar. Gece üzerinden tank geçen gerçek arabalardan biri. Şehit Ömer Halis Demir'in beresi ve bıçağı. Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizi çok anlamlı bir yere getirdim. Burası arkamda da gördüğünüz üzere 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. 15 Temmuz hain darbe girişiminde maalesef birçok kişi burada şehit oldu. Ve bu parkı ölen şehit olan insanların anısına yaptılar. Buradaki beni en etkileyen şeylerden biri de bütün şehitler anısına ağaçlar dikmişler ve her ağacın altına o gece ölen şehitlerin isimlerini yazmışlar. Bakın bu 45 yaşında şehit Ali Karslı. Şöyle bir anıt gibi bir şey yapmışlar ve içerisinde 24 saat boyunca salavat okuluyor, sela okuluyor. Bu da gerçekten etkili şeylerden biri. Şimdi birazdan içeriye de gireceğim. Karşıda da şehit olan insanların isimleri yazılıyor tek tek. Erkan Er, Erkan Pala, Erkan Yiğit, Erol İnce, Erol Olçok ve birçok kişi maalesef o gece vatanlarını savunurken şehit oldular. Allah mekanlarını cennet etsin. Şimdi daha etkileyici bir yere gideceğiz. Sadece park veya ağaçlardan değil, burada çok güzel bir müze de yapmışlar. Ve o gece hain darbede şehit olan insanların ayakkabıları, şehit olan insanların motosikletleri, tankla üzerinden geçen arabaların, yani o geceyi hatırlatan, o geceyi anımsatan bir müze yapmışlar. Şimdi orayı da geçip göreceğiz. Şurada projeksiyonlarla o geceyi kısa kısa hatırlatıyorlar. Ve bu gerçek araba, o gece üzerinden tank geçen gerçek arabalardan biri. Yani gerçekten burada konuşmak da zor. İnsanın tüyleri diken diken oluyor. Ama elimden geldiğince size anlatmaya çalışacağım. Şurada maalesef hain darbeciler komutanlığın içindeyken kısa kısa her şeyi anlatıyor. Şurada askerlerin üzerine yürürken şehit olan vatandaşımızın motoru. Gerçekten konuşmakta zorlanıyorum. Yani kurşun izlerini görüyorsunuz. Kurşun izlerini görüyorsunuz. Burada da orada şehit olan insanların
ayakkabıları. Burada böyle kısa kısa sinema filmi gibi insanlar o gece hakkında bilgi veriyorlar. Burada o geceye ait şehitlerin telefonları, cüzdanları, kurşunlanmış bir telefon, kurşunlanmış bir anahtar, tekrar kurşunlanmış bir telefon, o gece şehitlerin ve bazı gazilerin ceplerinden çıkan şehit Ömer Halis Demir'in beresi ve bıçağı. Tekrardan Allah rahmet eylesin. O gece televizyonda kullanılan, o görüşme için kullanılan telefon. Aynı şekilde burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın televizyonda millete çağrı yapıp gazeteci Hande Fırat'a ait cep telefonu. Mahir abi. Efendim. Duyguların nelerdir? Duygularım mı? Vallahi anlatmak kelimelere sığmaz gerçeğin de. Ama gerçekten çok üzücü. Maalesef. O geceyi güzel bir şekilde anlatmışlar değil mi? Yani bütün mükemmel hikayeleriyle, prodüksiyonlarla. Evet, gerçekten çok güzel bir müze yapmışlar bunlar. Çok da güzel anlatılıyor. Buraya bence yolu düşen mutlaka gelsin. O kadar kolay kesinlikle. O kadar kolay bir rol. Burası metrobüs durağı üzerinde. Yani metrobüsle o kolay bir şekilde Asya tarafını geçtikten sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden geçtikten sonra ilk durakta iniyorsunuz ve hemen metrobüsün kenarında olan bir müze ve bir bahçe. Şimdi daha sonra dışarıya çıkıp size bahçeyi ve buradaki olan parkı da göstereceğim. Burada da 15 Temmuz ile ilgili yazılan kitaplar satılıyor.
Müzeye çok kolay bir şekilde gelebilirsiniz. Boğaz Köprüsü üzerinden, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden metrobüsle gelip köprüyü geçtikten sonraki ilk durakta durup sol taraftan tekrar buraya geçebilirsiniz. Hatta burayı ziyaret edip tekrar metrobüs durağına gişeler olmadan geçebilirsiniz. Yani buraya gelen ziyaretçiler için böyle bir kolaylık da sağlamışlar. Yani gişesiz, para basmadan tekrar aynı durağa, aynı metrobüs hattına geçebiliyorsunuz. Ter içinde kaldım. Burada şehitliğe geldikten sonra yukarıya çıkıp Nakkaştepe Parkı'nı da gezebilirsiniz. Ki zaten buraya gelen herkes daha sonra Nakkaştepe Parkı'na da geliyor. Gerçekten çok güzel bir park. Zaten birazdan parkı göstereceğim size. Çok güzel manzaraları da var. Bakın neredeyse İstanbul'un en güzel manzaralarından biri gerçekten bu parkta. Ve insanlar böyle oturuyor bu manzaraya karşı. Kahvesini içiyor. Belki çekirdeği varsa çekirdeği yiyor. Ama umarım yere atmıyorlardır. Bir de ayrıca şunu unuttum söylemeye size. Burada zipline var. Zipline parkın yukarı tarafından parkın aşağı tarafına doğru gidebiliyorsunuz. Bu parkın en güzel yanlarından biri çok sayıda oturma yerleri var. Ama gerçekten çok sayıda. Buraya gelen insanlar arabalarıyla gelsinler, metrobüste gelsinler. Atıştırmalıklarını alıp, akşam çay poğaçalarını alıp burada çok rahat bir şekilde yer bulabiliyorlar. Ama gerçekten çok rahat bir şekilde yer bulabiliyorlar. Çünkü aşırı derecede oturma yerleri var. Çok rahat bir şekilde yerlerini bulup oturup keyif yapabiliyorlar. Örneğin karşımdaki aile gibi. Örneğin aşağıdaki aileler gibi. Ağacın altında oturabiliyorlar. Yani İstanbul'da en sevdiğim parklardan biri. Gerçekten gelinip görünmesi gereken bir yer. Ama tabii biz elimiz boş geldik. Çünkü plansız geldik. Buradan aşağı inip Üsküdar'da yemek yiyeceğiz.